Düzcespor eski başkanı olan Öz, Abdullah Çatlı'nın karısı Meral Çatlı'nın dayısı, Tarık Ümit'in iş ortağı, Abhaz milliyetçisi, Mehmet Ağar'ın imzasını taşıyan uzman belgelerinden birine sahip olduğu ileri sürülmüştür. Uzun süre kaçakçılık suçundan aranan Yaşar Öz, 6 Aralık 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdal Aydın, Mehmet Erçengiz ve Metin Dokur adlı kişilerle D ajanlarına eroin satarken yakalanmaktan son anda kaçarken kurtuldu. Ayrıca MİT tarafından kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu söyleyen Londra Halk Evi Başkanı Nafiz Bostancı, suikast girişiminden dolayı yargılanan Yılmaz Hasan'ın Yaşar Öz'ün adamı olduğunu söyledi. Öz, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'nın başlattığı Susurluk olayı ile ilgili çete soruşturması sonucunda arananlar listesine girdi. Yaşar Öz'ün evinde ele geçirilen silah ve belgelerin savcılık yerine Ankara'ya gönderilmesi ve Öz'ün serbest bırakılması ile ilgili soruşturmayı yürüten Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı görevi kötüye kullanmaktan Emniyet Eski Genel Müdürü Mehmet Ağar ve Ankara İstanbul Eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir hakkında suç duyurusunda bulundu. Susurluk soruşturmasının kilit isimlerinden olan ve hakkında suç işlemek için çeteye üye olmak, sahtecilik, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçlarından gıyabı tutuklama kararı çıkarılan Öz, 8 Mart 1997'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Bir TV programında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olacağını bildiren Öz, emniyete gidişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öz, bu sırada İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın imzası bulunan silah taşıma belgesi, Turan Altınörs ve Cenap Aksan kayıtlı kimlik ve sürücü belgeleriyle kendi adına düzenlenmiş pasaportu gazetecilere gösterdi. Öz, teslim olduktan sonra İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yurt dışına uyuşturucu ihraç etmekten yargılandığı davada açıkça söyleyemeyeceği nedenlerden dolayı uyuşturucu ile ilgilendiğini kabul etti. PKK'ya karşı istihbarat görevi nedeniyle uyuşturucu ile ilgilendiğini söyleyen ve Susurluk davasında da yargılanan Yaşar Öz, bu davanın dışında hakkında çok sayıda suçlama ve iki gıyabi tutuklama kararı bulunduğu için uzun süre Metris cezaevinde kaldı. Cezaevinde çıkan isyanlara da adı karışan Öz, Muharrem Sarıkaya adlı gardiyanla birlikte hükümler tarafından rehin alındı. Rehin kaldığı süreçte televizyonlara cep telefonuyla bağlanarak durumunun iyi olduğunu anlattı. Olayların yatışması üzerine serbest bırakıldı. Ayrıca 17 Kasım 1998'de koğuş arkadaşlarıyla birlikte Abdullah Öcalan'ın Türkiye iadesini sağlamak amacıyla İtalyan uyruklu Mauro Calaspetta'yı rehin alan Öz ve arkadaşları Calaspetta'yı 2 gün rehin tuttuktan sonra serbest bıraktı. Öz, 13 Kasım 1997'de toplam 390 milyon liralık 3 ayrı çekinin karşılıksız çıkması nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan Öz'ün serbest bırakılması davasına bakan Hakim İrfan Hacı Evliyagil, mahkeme üzerine baskı oluşturduğu ve verilecek kararda adalete gölge düşeceği gerekçesiyle davadan çekildi. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz, DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın Yaşar Öz'le Mehmet Özbay'a sahte silah ruhsatı verdiği iddiasıyla yargılanabilmesinin yolunun açılması için dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderdi. Öz'e verilen yeşil pasaportlarla ilgili olarak görevlerini ihmal ettiklerini ve kötüye kullandıkları iddiasıyla yargılanan 4 emniyet görevlisi hakkında beraat kararı veren Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararda polislerin yargılanması sırasında ifadesi alınan Yaşar Öz'ün sözlerini dikkate alarak pasaportların Mehmet Ağar tarafından verildiğini işaret etti. Bolu'nun Yığırca ilçesinde 1994 yılında cesetleri bulunan Savaş Buldan, Hacı Kara ve Adnan Yıldırım'ın öldürülmesi davasında taammüden adam öldürmek suçundan yargılanan Öz'ün Mayıs 1999'da tutukluluk hali kaldırılarak tahliyesine karar verildi. Ancak Susurluk davasından tutuklu yargılanan Yaşar Öz cezaevine geri gönderildi. Öz'ün adı bir dönem
arabesk müzik sanatçısı Ceylan'la da anıldı. Üssü cezaevinde sık sık ziyarete giden Ceylan, dini nikahla evli olduklarını söyledi. 2 yıllık bir beraberlik yaşayan Ceylan ve Üs sonra ayrıldı. Susurluk davasında 4 yıl hapis cezası aldı. Susurluk'taki trafik kazasının ardından ortaya çıkan karanlık ilişkilerle ilgili 14 sanığın yargılandığı dava 4. yılın sonunda karara bağlandı. Karara göre Özel Harekat Dairesi eski başkan vekili İbrahim Şahin ve MİT eski görevlisi Korkut Eken, cürüm işlemek için çete oluşturmak ve bu çeteyi yönetmek suçundan 6'şar yıl, aralarında Öz'ün de bulunduğu 12 sanık da yine cürüm işlemek için çete oluşturmaktan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların tümüne yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Ceza onaylandığı takdirde infaz yasasına göre daha önce 105 gün cezaevinde tutuklu kalan Öz, 481 gün hapis yatacak.